Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki. Efendim hoş geldiniz. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün Loznik yapıyoruz. Loznik. Ay kalın sağlıklı. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim hoş geldiniz. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Kanki Canbaz, biraz hareket yapalım ya. Orada tutturuyor beni. Ya şöyle biraz dolaşalım, şöyle mutfakta dolaşalım. Bak neler var, neler yok. Bak, bak karp burada ağlıyor. Bak karp bana diyor et getir. Yeter diyor ot. Nereye kadar diyor. Et getir bana, et diyor. E bak, bak. Taşöven burada. Adı diyor, nerede diyor. Nerede? Mal nerede diyor. Bana diyor kuzu eti getir, dana eti getir diyor. Eyvallah, eyvallah. Safalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, ışıklarımızın yanaklarından öpelim. Bira bismillah diyelim. Bugün Loznik yapıyoruz. Loznik. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, Loznik yapacağız dedik. Loznik'in ana maddesi de burada gördüğünüz üzere bu tazecik asma yaprakları. Dostlar, arkadaşlar. Çok güzel böyle biz her sene topluyoruz. Hem adadan hem yazlıktan ki önce mi girer sonra mı girer bilemiyorum ama sonuçta bir aynen bu taze topladığımız asma yapraklarından bir de güzel etli sarma yapmıştık. Artık önce mi girer sonra mı girer bakacağız duruma göre. O topladığımız materyaller bunlar dostlar arkadaşlar. Dedik ana madde bu. Tabii bunu saklamayı anlatmıştık nasıl saklayacağımızı. O bir. İkincisi biz ne yaptık? Bu tazecik asma yapraklarını aynen bu hale getirdik. Bakın böyle bu hale getirdik. Burada gördüğünüz üzere tuzlu suda şöyle bir 3-5 dakika kaynayan suda bunları ne yaptık? Haşladık arkadaşlar. Efendime söyleyeyim şekil şemal bu hale geldi. Loznik ne? Öncelikle Loznik ne? Loznik, Boşnaklar Loznik diyor. Kırklareli'nde, işte Bosna'da, Sırbistan'da yapılıyor bu güzel ne diyelim lezzetli yemek asma yaprağından. Çok güzel bir iç malzeme, harç hazırlayacağız. Biz malzememizi bol kullanacağız yani. Bol malzeme kullan. Malzemeden kaçmayacağız. Neler var? Olmazsa olmaz. Bakın malum asma yapraklarımız var bir. İkincisi bir bardak harika yoğurdumuz var. Süzme olmasına gerek yok. Bir bardak bereket ayçiçek yağımız var arkadaşlar. Artı yeterince ki o kıvamı sağlayana kadar kullanacağımız mısır unumuz var. Bir tane limonumuz var. En son lozniğimizi pişirdikten sonra üstüne koyacağız limonlarımızı. Burada harika, bu da kendi bahçemden, arka bahçemden, daha doğrusu terasımdan yetiştirdiğim hazır tazecik naneler. İçinde de çok güzel kıyılmış maydanozlar var arkadaşlar. Şunlar şöyle dursun ama bu işin baş aktörü, ana rol kebunda. Kebunda. Gördüğünüz üzere bakın harika tazecik taze soğanlar var dostlar arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Bismillah diyelim. Önce şu güzel harcımızı bir hazırlayalım. O harcı hazırladıktan sonra tavamızda bir işlem yapacağız. O çok önemli. Hani iç malzememiz onu önce hazırlayalım. O hazır olsun ki burada yapacağımız işlem sonrası hemen malzememizi tavamıza almış olalım. Taze soğanları doğrayışımı bir çeksin bakalım. Önce şöyle yaptım. Bunları şöyle aldım Hakan abi senin için. Bak şöyle. Bunları böyle çok ince kıymamıza gerek yok. Yani lozun içerisinde evet ya bunun içerisinde taze soğanın sapları kendisi de varmış demesi lazım. Bu lezzeti tadanların. Hemen susuyorum. Soğanlarımı doğramaya başlıyorum hızlı hızlı. Hadi bakalım. Soğanlar tamam. Soğanların yanına şu naneleri alacağım. Ama nanelerin bu şeylerini kullanmayacağım arkadaşlar. Şu kısımlarını kullanmayacağım. Sap kısmı dediğimiz kısımlarını kullanmayacağım. Zaten şöyle yaptığım zaman bakın geliyor ama uç kısımlarını kullanacağım. Bunun nanesinin çok olması lazım. Naneyi bol kullanacağız. Böyle çok güzel kokmalı. Nanenin şu kısımlarını bak bir daha gösteriyorum Hakan abi. Şöyle alıyorum abi. Şöyle
bak bu kısımlarını, yapraklarını, ama şu üç kısmını özellikle alıyorum. Çünkü bütün koku, bütün o canım, his orada. Nane olsun, dereotu olsun, bunları böyle sıkıştıracaksın abi. Bunu ne kadar fazla sıkıştırırsan, ne kadar fazla sıkıştırırsan o kadar güzel kesme şansın var. O nedenle sıkıştırdıktan sonra şöyle yaptık. Ne yapıyoruz? Yine sıkıştıracağız abi şöyle. Bir daha sıkıştıracağız bakın. Şöyle bol 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 sıkıştıra sıkıştıra bunları küçülteceğiz abi. Lozniğimizin iç malzemesine güzel tazecik tazecik soğanlarımızı doğradık. Nanelerimizi doğradık. Şimdi buna ne yakışır? Şöyle bir su bardağı yoğurt yakışır abi. Bak yoğurdu gönderdik. Değil mi? Çok güzel, harika. Sen burada dur. Şimdi burada, evet burada bir su bardağı bereket ayçiçek yağımız var. Şimdi bunun şöyle dörtte birini ayıracağım. Onu burada tavamda kullanacağım. Bereket ayçiçek yağımın şöyle dörtte üçünü yolladım. Heh, bu yeter. Bu burada kalsın. Şimdi ne yapmam lazım? Benim buna mısır unuyla, evet mısır unuyla icraata geçebilmesi için önce şunu bir karıştırmam lazım abi. Hakan abi şöyle bir karıştırmam lazım ki şöyle yağ, yoğurt, naneler şöyle bir kendine gelsin. Öyle bir sıvansın. Sıvansın. Çünkü burada cıvık bir, evet cıvık bir iç harç istemiyoruz. Harcımızın böyle koyu koyu olmasını istiyoruz dostlar arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu harcın koyu koyu olması lazım. Şimdi mısır unumuzu eklemeden, evet mısır unumuzu eklemeden ne ister? Tabii ki karabiber ister. Hop şöyle. Tuz ister. Abi babacığım canın ne ister? Abi baba canım kuzu ister. Abi kızım iş yok. Nasıl yapacağız? Abi baba sen işini bilirsin. Ya çok güzel. Harika. Müthiş. Düşündüğüm şekilde. Tamam. Şimdi bunu biraz böyle yaydım. Niye? Şimdi yavaş yavaş ben buna mısır unu eklemeye başlayacağım abi. Kıvamını dediğim gibi çok cıvık olmaması lazım. Çok cıvık olursa bizi üzer. Çok cıvık olursa üzer. Çok katı olursa o da bizi üzer. Onun için böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş mısır unumu ekleyeceğim arkadaşlar. Bu sizin yapacağınız tepsinin, pardon, bu yapacağınız, kullanacağınız tavanızın ölçüsüne göre harcınızı ona göre dizayn etmeniz lazım. İşte soğanın, taze soğanın olsun, nanesini olsun, mısırının olsun, yapacağınız kişiye, adete göre de dilediğiniz gibi çoğaltabilir, azaltabilirsiniz. Ben ya bu buraya sığacak kadar yapıyorum. Dediğim gibi biraz daha mısır unundan kattım. Böyle içimden geldiği gibi gürül 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 bunu böyle karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Efendim lozniğimizin, asma bilemizin iç harcı çok şükür hazır. Harika. Harika, harika. Hakan abi sana da göstereyim. Hakan abicim şöyle. Loznik iç malzeme çok güzel. Kıvamını da göstereyim Hakan abi. Bak şöyle. Görüyorsun abi bak şöyle. Kıvamı bu abi. Eyvallah. Loznik iç malzemesi hazır. Tamam. Şimdi senle de biz şöyle bir dost kalalım. Seni şuraya alayım. Seni şuraya alayım. Şimdi burada devreye asma yapraklarım girecek. Asma yapraklarım girecek ama benim asma yapraklarımı önce ne yapmam lazım? Önce şurada benim bir fırçam var. Şuraya bir dizmem lazım. Şöyle tavamı çok güzel, özellikle şu alın kısımları var ya, şu kısımları bakın. Şu kısımlarını Hakan abi oraları da çekersen dostlarımızı uyarmış olalım. Oraları çok güzel yağlıyor olmam lazım. Niye? Çünkü lozniyi biz bunun içerisine yatıracağız. Bunun içerisine o tazecik kendi el cihazlarımızla toplamış olduğumuz, evet el cihazlarımızla toplamış olduğumuz ve tuzlu suda haşladığımız o canım asma yapraklarını şimdi bunun içine dizmeye başlayacağım arkadaşlar. Sonra o iç malzemeyi çok güzel kapatacağım. Hani bir nevi hamuru düşünün. Hamurun içerisinde kıyma var, peynir var. İşte hamur burada asma yaprağı. Hamur burada asma yaprağı. Malzeme de burada zaten. Az önce gösterdik. Tamam. Şimdi
Burası hazır. Burası hazır. Hazırsak görüşeceğiz yine seninle. Ben şimdi hemen ilk asma yaprağımı aldım. Şöyle. Kural şu. Güzelce açacağız asma yaprağımızı. Açmamız lazım. Efendime söyleyeyim. Hani şu kısmı var ya, sapının olduğu kısım. O kısım alta gelecek abi. Şöyle bakın. Aynen şöyle. Şöyle. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Gördünüz. Böyle dışarıya doğru sarkıtacağız. Böyle başlıyorum döşemeye. Hadi buyurun pıtı pıtı yapalım. Buyurun. Şimdi ne yapacağız? Hemen hazırladığımız iç harcımızı dostlar arkadaşlar içeriye cumburlop çorlu. Hadi bakalım. Öyle en son bir sıvazlama yapacağım ona. Cumburlop çorlu abi bak. Arkana hop içine. Haydi hoppa maşallah. İçine abi. Hoppala maşallah. Hoppala paşam ipsala keşke. Aman şöyle güzel oturtturdum. Şu kalanları da en son güzel bir küçücük bir kaşık yardımıyla şekil şemal yapacağım. Şimdi bu güzel bir yoğunlukta olduğu için bu bizi üzmeden buraya ne yapacak? Yerleşecek abi. Ama ne yapıyoruz? Çok dikkatli oluyoruz. Bunların böyle şeklini şemalini iyi ayarlamamız lazım arkadaşlar. Yoğunluğunu, katını çok güzel ayarlamamız lazım. Onun için ne yapıyoruz? Şimdi bu devreye girecek. Şöyle yapalım. Şöyle. En son kalanları ne yapacağız dedik? Şöyle bir güzel bir şekil şemal böyle dolgu yapmamız lazım ki her taraf eşit olsun. Her taraf eşit olsun. Evet. Hemen hemen lozneyimiz hazır gibi. Şimdi bereket versin. Bu hatta geldik. Çok şükür. Elhamdülillah. Diyelim. Hiç durmayalım. Devam edelim Hakan abi. Devam edelim. Şimdi burada hala hazırda böyle istim üstünde yapmış bizi bekleyen yine asma yapraklarımız var. Şimdi asma yapraklarımızdan şöyle yine yardım alarak şu iç malzememizin yine üstünü şöyle kapatacağız. Kenarları baz alarak arkadaşlar. Daldık mazinin karanlık sokaklarına. Neden? Bizim de burada söyledim size doğradığımız maydanozlar var idi. Evet, maydanozlar var idi. Şimdi o maydanozların içerisine hani bu asma yapraklarını dizerken şöyle sapları ayırdım ya. O sapları da şöyle doğrayacağım. Bakın. Onlar da bir ekşilik verecek lozmimize. Şu maydanozlarımı içine katacağım. Şöyle. Bunlar da maydanozun içine girdi. Sonra şöyle bir karıştırayım. Karıştırayım. Artık o kısmında olmaz ama şu kısmına böyle maydanozlarımızı da böyle bir döşeyelim bakacım. Evet. Evet. Bu kısmı maydanozlu olsun. Öbür kısmı o iki tane kapattığımız kısmında maydanoz olmayı versin. Dedim. Şimdi döşemeye devam abi. Döşemeye devam. Çok güzel döşeme yapmam lazım. Yani bakın şöyle loznemi kapatıyorum. Aşkla, sevgiyle loznemi kapatmaya devam ediyorum abi. Olay tamam. Olay tamam. Şimdi ne yapsın kanki cambaz? Bakın burada yağı var. Şöyle şu kısımlara birazcık yağ sürsün. Şöyle. Birazcık fazla değil. Böyle dağıta dağıta. Niye? Çünkü olay burada bitiyor. Onun şeklini, şemalini alabilmesinin yolu, yordamı burada. Öyle. Öyle yaptım. Loznik güzel olacak. Umut ediyoruz. Artık kapatabiliriz. Yani şöyle yapabiliriz. Bakın. Şöyle. Öyle şöyle. Loznik'imizi ne yapacağız? Kapatacağız abi. Öyle böyle kapatacağız. Bir nevi o iç harcımızı içeriye hapseteceğiz arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Şöyle. Böyle lozneyimizi oluşturmaya devam. Evet. Lozneyimizi çok güzel kapattık.
Loznik pişmeye hazır gençler. Sarıp sarmaladık o hazırladığımız harcımızı. Bereket versin diyelim. Bu vakte kadar bereket versin demedik. Ben şuraları bir şekil şemal yapayım, düzenleyeyim. Bir pipelayayım şuraları. Sonra ateşimin altını yakacağım. Başlayacağım lozniyi pişirmeye. Bereket versin. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kakan Kicanbaz. Efendim lozniyimizin bir yüzü yavaş 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 kısık ateşte pişiyor. Kanki de böyle ara sıra onu döndürüyor. Böyle döndürüyor bak. Döndürüyor. Şimdi gerekirse bir tur daha yaparız. Bir tur daha yaparız ama şu an olmazsa olmazımız ne yapacağız? Şöyle lozniyimizi biraz sallayacağız abi. Niye? Niye? Çünkü lozniyi çevirebilmem için önce şu yağı şuraya boşaltmam lazım. Böyle. Şimdi yağımız azaldı. Tamam. Şimdi en janjanlı kısım. En janjanlı kısım. İnşallah becereceğim. Bakalım olacak mı? Attım. Evet. Böyle bir ayar çekeyim ona. Böyle attım. Bunları aldım. Böyle tuttum. Şöyle. Evet. Yağı aldım. Aldım yağı. Şu an yağ yok gibi. Hakan abi şuna bak ya. Hakan abi ya. Loznik, loznik. Şimdi işi bunu buraya atmak da. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hoppala yavrum keşan. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. En çok şu kısmından korkuyordum. Hallettik vallahi. Çok şükür. Ezan-ı Muhammed'le çevirdik. Çok da güzel pişti. Şimdi öbür tarafı pişiyor. Bu pişer. Kanki onunla oynamaya devam eder. Ezan biter. Sonra alırız, tadarız. Keyfimize bakarız. Onur Market'te dükkan sizin. Çorlu Baba Eskiburgaz. Kim demiş Kanki Canbaz? Lozdik yapalım. Harika bir lozdik yaptık. Vallahi kendimde gurur duyuyorum. Ben bunu Kırklareli'nde Dereköy'de yemiştim arkadaşlar. Çok güzel bir macir yemeği. Bulgaristan göçmenleri buna asma bidesi diyor. Boşnaklar loznik diyor. Trakyalılar sarma asma diyorlar. Sarma asma diyorlar. Efendim şimdi bunu kesmeyeceğim abi. Kesersem şu anda o içerideki olayı bozarız. Şimdi bu dinlenecek. Limonla birlikte dinlenecek. Biz fotoğraflarımızı çekeceğiz. Fotoğraflar şöyle güzel yerini alacak. Ondan sonra bir de en son finalde şöyle yapacağız. Bir daha yapayım mı Hakan abi? Bak 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 bak. Bak bak. Böyle yapacağız. Sonra diyeceğiz ki efendim büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlılarımızın yanaklarından öptük. Bir yemeğin daha sonuna geldik. Katkıda bulunan en başta Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Birçok dostumun, arkadaşımın katkısı var bu işi yapmamızda. Allah hepsinden razı olsun. Allah zorumuzu kolay eylesin. Biz Onur ailesiyle, Özen ailesiyle döktürmeye, anlatılmaz lezzetler mutfağımızda birbirinden güzel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Takdir sizin. Paylaşırsanız, dostlarınız, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz, ya bu Kanki Canbaz ne yapacağı belli olmaz ama harbiden çok güzel yemekler yapıyor derseniz çok ama çok mutlu olurum. Vallahi döndürdükçe döndüresim geliyor. Kızlarıma döndüm. Efendime söyleyeyim. Çorlu Baba Eskiburgaz diyoruz ya. Bir sonraki yemekte ne yapacağımız belli olmaz ama bu biraz soğusun. Şu bir gerçek. Sevgili Hakan'la biz bunu götüreceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Mal burada. Hakan abi. Mal burada. Hoşça kalın. Ben bunu biraz sonra götürürüm. Fotoğrafını da çeker. Instagram'da paylaşırım. Instagram hesabım Erol Canbaz. Instagram hesabım Erol Canbaz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Haykalın sağlıklı.